İyi akşamlar. Yeni bir programa başlıyoruz hep beraber. Bugün konumuz yağ yakma, antrenman birimi içerisinde nasıl yağ yakılır, yağlarımız nasıl yanıyor ve enerji temin ediyor konusu ama ben bunu 15 dakika kadar anlatıp kısa keseceğim. Sonunda istediğiniz kadar istediğiniz konularda sorular sorabilirsiniz tabii. Her zaman olduğu gibi. Hepimiz zaman zaman kalorileri fazla kaçırdığımız zaman biliyorsunuz yağlarımız istenmeyen yerde bloke edilmeye başlıyor. Pozitif kalori, negatif kalori diyoruz. Pozitif kalori aldığımız zaman fazla kalori alıp az yaktığımız anlamına geliyor. Negatif kalori de çok yakıyorsunuz, az kalori alıyorsunuz. Bu zaten anlamı zamanla bittikçe zayıflıyorsunuz demektir. Balans kalori de her zaman Namık Hoca gibi 78 kiloda, 55 senede, pardon 57 senede aynı kiloda kalıyorsunuz gibi. Ama 2 kilo yukarı, 2 kilo aşağı hala oynuyorum zaman zaman. Ben de bu ön tarafta çıkan çıkıntıyı zaman zaman sevmediğim oluyor. Ama zorlayıp onu zorla içeri sokmaya çalışıyorum. 76 yaşında olsam bile. Şimdi yağ yakma deyince tabii size nereden başlayayım ki sizi işin içine daha çok çekeyim diye konunun içine anlatayım. Mesela bir tanesi uzun maraton yarışları yapılıyor ya soğuk suda. Manş Denizi'ni geçerken falan 28 kilometre İngiltere Fransa arası, Calais ile Dover arası. Orada birçok yüzücü talebeyi yüzdürdüm. Bunu yaparken de bakıyorsunuz yağlı vücutlar daha üşümüyor da veya daha geç üşüyorlar. O 28 kilometrelik İngiltere Fransa arasını yüzerken sıkıntı çekmiyorlar. Ama öyle talebeler yüzdürdüm ve gördüm ki İngiliz, Fransız, Hollandalı yüzücüler. Çocuk çok zayıf yüzücü ama havuz yüzücüsü. Yağları çok az. Yüzerken kilo kaybetmiş tabii. Az yağ var. Yüzerken titriye titriye gidiyorlar. Çoğunu da sudan çıkartmak zorunda kaldım. Bu şekilde oldu. Hatta yarı yolu geçmişti çocuk. Gözüküyor karşı taraf. Maalesef çıkamamıştık. Bir orada var. Bir de sumocular biliyorsunuz yağlı. Çarpışmalı bir spor ya. İki kişi duruyor birdenbire bir çıkıyorlar. Hangisi ötekini dairenin dışına çıkarırsa o galip geliyor. Burada da o çarpışmada yağ çok önemli. Ama en çok önemli olan bir spor daha söyleyeyim mi? Amerikan futbolu. Hani birbirlerine helmetler, koruyucularla çarpıştığı anda mümkün olduğu kadar sakatlık az olsun diye yağ şoku absorbe eden bir özelliği var. Aynı zamanda da bir enerji deposu, yedek enerji deposu. Ama biz onu yakmadığımız için tabii öyle duruyorlar onlar. Ve biz o kiloların, yağların hamallığını yapıyoruz yıllar boyunca. Ama zamanla daha fazla yakalamaya, yakmaya başladığınızda onlar da zaman zaman incelmeye başlıyorlar depoları. Normal insanlarda 40 milyar yağ hücresi varken orta şişmanlıkta birisinde 150 milyar yağ hücresi oluyor. Obezlerde de 200 milyar yağ hücresi olabiliyor. Dolayısıyla bunların nasıl alındığını biliyoruz hepimiz. Vücutta öyle bir enteresandır ki en son aldığınız yağ ilk önce yanan yağdır. Yani elimi düşünün. Bunu şimdi aldınız. Bunu dün aldınız. Bunu geçen hafta aldınız. Bunu bir ay evvel. Bunu da 3 sene evvel aldınız ya. İlk önce dün bunu aldığınız için bu yağ önce yanan yağ olur. Sonra o hafta aldınız. Sonra bir ay öteki böyle. En son geçen sene aldığınız yağı en son yakarsanız. Yani en son bloke edilen yağ vücutta depolarına en önce yanan yağ derler. Ve o kadar enteresandır ki yağ yakımı eskiden derdik ki sporu ne kadar uzun süreli yaparsan o kadar çok yağ yakarsın. Halbuki günümüzde ne oldu? Mesela ben şöyle bir araştırma anlattım. 1970'te Amerika'dayken Amerika'da judo şampiyonu olmuştum demiştim o yıllarda size. Ve aynı yıllarda da dünyada su altında en uzun yüzen insandım. 11 mil yüzmüştüm. 9 saat 54 dakika falan civarında. Tabii bunları yaparken Amerikalı Kenneth Cooper. Cooper test vardır. Spor okuyanlarınız bilir. 12 dakika koşturur. Mesafeye ne kadar geçtiğinizden. O sizin Cooper testteki başarılarınızı gösterir. Dolayısıyla o yıllarda koşmak işte çok daha yağ yakar. Veya uzun süreli yürüyün çok yağ yakar dediğimiz halde uzun süreli aktiviteler çok daha yağ yakar dediğimiz halde günümüzdeki artık 20 dakika yokuş yukarı hızlı yürür veya koşarsanız 1 saat yumuşak koşandan daha çok yağ yaktığınız ispatlandı.
Yani şöyle bir şey var. Birisi merdiven çıkıyor. 20 dakika merdiven çıkıyor iniyor veya yokuş çıkıyor iniyor. Öteki düz yolda 4 saat yürüyor. Yani burada kuzu ve kaplan ortaya çıkıyor. Veya yarış atıyla suçu beygir. Siz aktivitenin şiddetini arttırdıkça artık günümüzde daha çok yağ yakmaya başlıyorsunuz. Çünkü zorluğu arttırmış oluyorsunuz. Onun için zayıflamak isteyen hanımlar, beyler falan hepsi bizi seviyorlardı da sporcular. Günümüzde orta şiddette bir spor yapıyorsanız, onun şiddetini biraz yukarı getirdiğiniz zaman kalp atımlarınızın %55'i 60'ı üzerine genellikle daha çok yağ yakıyorsunuz. Ama işi yavaşlatmaya başladığınız zaman ve daha hızlandırdığınız zaman ya karbonhidrat yanıyor ya yağ fazla yanıyor. İntensite, zorluk düştükçe siz daha az yağ yakmaya başlıyorsunuz. Pardon. Siz hareketin süratini çok hızlı, şiddetli yaptığınız zaman daha çok yağ yakmaya başlıyorsunuz. Ama azaltmaya başladığınız ve uzun yaptığınız zaman bu yürüme temposunda olmamak şartıyla daha hızlı kalori yakabiliyorsunuz. Ama bu balansı kurarken şöyle bir prensip getirmişler. Maksimum dakika kalp atım hızınızın %55'i ile 60'ı arasında çalıştırdığınız zaman yağ yakma zon, fat burning zone derler onlara. Yağ yakma hattına doğru bölgesine giriyorsunuz. Burada çalıştığınız zaman yağ daha çok yanıyor. Bunun üstüne çıktığınız zaman biraz karbonhidrat çok yanıyor. Ve altına daha inmeye başladığınız zaman, çok yavaş bir hareket yaptığınız zaman umulmayacak derecede az yağ yakmaya başlıyorsunuz. Bu yüzden o kadar dikkatli olmalı ki yavaş tempoda yürüyorsunuz diyelim ki yavaş tempoda yürüdünüz, 100 kalori yaktınız. Bunun %85'ini depo yağlardan yakarsınız. Ama 500 kalori yaktığımızı farz edersek, 500 kalori yaktığımızı, bunun aşağı yukarı 200-250 kalorisini yağlardan yakmaya başlıyorsunuz. Bu ne demek? Antrenmanın şiddetini arttırmaya başladığımız zaman daha çok yağ yakıyoruz. Ama belli bir süre daha çok yukarı çıktığımız zaman karbonhidrat daha çok yanıyor. Bu olayları anlattıktan sonra herkes der ki hocam çok uzun süre mi yapayım işte az mı yapayım? Bakın bir tempoda Arizona maratonu vardır. Arizona'yı koşarlar. Sue Elson diye size anlattım Sue Elson hikayesini. Hani kadın doğuma 20 gün kala maraton koşmuştu. Bu kadına test yaptırıyorlar Arizona maratonunda. Iron Man yarışı vardır ya 24 saatlik koşu. 24 saat koşu boyunca inceliyorlar Sue Olson'ın. Sue Olson bu 24 saat koşu boyunca 12 litre su içiyor. Yani 12 litre terle su kaybetmiş olabiliyor. Ve idrarı o 24 saat boyunca idrara bir iki kere çıkıyor. Çünkü terle su kaybedilen o kadar, su o kadar çok ki idrara az çekiyorsun. Ama Sue Olson bu 12 litre su kaybettiğini 24 saat boyunca telafi ediyor. Sonundaki testlerde bir ölçülüyor ki Sue Elson 1 kilo 200 gram yağ yakmış. Şimdi işi görüyorsunuz değil mi? 1 kilo 200 gram yağ yakıyorsunuz 24 saat koşup. Burada egzersizin temposunun fazla yağ yakıp yakmamakla ilgili ne kadar ilgili olduğunu görebiliyoruz. Şimdi şeye dönersek mesela 7000 kalori anlattık. Rıssat komando kursundayken her gün 7000 kalori verirlerdi. Hani normal sporcu 2500 erkekler 2500 kalori alıyor falan ya. Bayanlara da ne diyoruz? Normal 1800 kalori falan yetiyor. Ama aktivitenin şiddeti, zorluğu, süresi uzadıkça daha çok kalori almak lazım ki vücut fonksiyonlarını yapabilsin. Bu fonksiyonlarını yapabilmek için SAT'ta 20 bir cehennem haftası diye bir hafta vardı. Geçenlerde belki anlatmıştım. Bu cehennem haftasında biz 7 gün boyunca her gece 1 saat uyurduk, 7 saat çalışırdık. 7. Dolayısıyla bunu mesela bir gece saat, yani gecede 1 saat uyuyorsunuz, 23 saat çalışıyorsunuz ya, 7 gün boyunca her günde 7000 kalori alıyorsun. 7000 kalori alınca insanın şişmanlaması lazım değil mi fazladan? Çünkü her fazladan alınan 7000 kalori 1 kilo yağ olarak vücudun belli yerlerinde depo ediliyor. Bu bir kanun gibidir sporla.
Bu 7000 kaloriyi yakmak için ne kadar koşmak lazım geldiğini biliyorsunuz değil mi? 140 kilometre koşmanız lazım hızlı bir tempoda. Dolayısıyla 140 kilometreyi koşabilmek büyük bir beceri, büyük bir kondisyon, büyük bir mukavemet, büyük bir irade istiyor. O yüzden şimdi normal insanlara derler ki işte Webster'de okursunuz, Dügatlar'da, tıp kitaplarında okursunuz. Bir insan saatte 8 kilometre tempoyla hızlı yürürse 450 kalori yakar. Hadi diyelim ki 500 kalori yakıyor. Şimdi demek ki birisi 8 kilometrede 500 kalori yakıyorsa 7000 kalori yakmak için ne yapmak lazım? Basit bir hesapla 140 kilometre yürümesi lazım insan. O yüzden yani diye şöyle demesin insanlar, normal halktan bahsediyorum. Ya yemek yedik çıkıp şöyle bir saat yürüyelim de kalorileri yakalım diye bir şey yok. Kalorileri kaçırdıktan sonra bunlar bloke edile edile vücutta her yakmadığınız 7000 kaloriyi yani 7000 kalori 1 kilo yağ olarak vücutta depo ediliyor demiştim ya. Bunların yanması çok zor. Ama bunları iyi yakabilmek için high intensity interval training diye yüksek şiddetli kısa dinlenmeli interval dinlenmeli antrenmanlar çıktı. Bu 15 senedir var. Belki ülkemizde 7-8 senede konuşuluyor ama ben bunları bir 15 senedir anlatıyorum televizyonlarda. Bunları çıkaran Japon hocamız Iwazu Tabata şöyle bir program çıkardı. Mesela 20 saniye dinleniyorsunuz, 1 dakika koşuyorsunuz. 20 saniye dinleniyorsunuz, 40 saniye gidiyor koşuyorsunuz. 20 saniye dinleniyorsunuz, 40 saniye hızlı bisiklete biniyorsunuz. Deliler gibi. İşte bu kısa aralıklarla olan yüklemeli çalışmalara biz Tabata interval çalışmaları diyoruz. Veya spor tıbbında bugün high intensity interval training diyoruz. Bir de var böyle high intensity, high tempo, yüksek tempolu interval çalışmasında denebiliyor artık günümüzde. O yüzden bunu yapmak için daha çok yağ yakmak istediğiniz zaman şiddetini artırırsanız ve kısa süreli dinlenmeniz lazım. Çok Bakın, özür dilerim. Son 2,5 dakikamız bu arada. evet bir merdiven çıkacaksınız dedim. Mesela bir merdiven, 20 basamaklı bir merdiven alın. Tık 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 hızlı çıkın. Yavaş yavaş yürüyerek gelin. Tık 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 hızlı ama bayağı hızlı tempoda çıkın. Veya bir yokuşu. 60 metre, 100 metre, 200 metre kondisyonunuza, performansına göre hızlı hızlı gidin. %65 tempoyla falan nabızla yani. Çıkın aşağı gidin. Tekrar çıkın. Bu şekilde aşağı yukarı 20 dakika çalışma 1,5 saatlik hızlı yürümeye bedel. O yüzden bayanlar vitrin yürümek gibi hani geziyorsunuz falan ya böyle konuşa konuşa lak lak yapa yapa. Bunu yapacağınıza böyle yokuşlu, inişli, çıkışlı, merdivenli veya evde bisiklet varsa 20 saniye yavaş veya 1 dakika yavaş, 1 dakika hızlı. 1 dakika yavaş, 1 dakika çok hızlı. 20 saniye yavaş, 40 saniye hızlı tempoda çalışmalar lazım. Bunu Türk judosunda aşağı yukarı biz 50 senedir uyguluyoruz. Kısa süreli, intervalli, dinlenmeli çalışmalar ki bunlara biz Motodachi denir. Japon Iwazu Tabata, Waseda Üniversitesi'nin fizyoloji hocalarından zamanında çıkardıklarını ilk Türkiye'de biz judoya intibak ettirmiştik bunları. 50-54 senedir yaptığımız bir antrenman şeklidir bu. Bu şekilde hormon sensitif lipaz diye bir aktivite var. Yağ depolarından yağların çabuk çözülüp serbest yağ asidi olarak kana geçmeleri çabuklaşıyor ve enerji olarak o sırada biz onu çok çabuk yakabiliyoruz. Buna da lipolitik aktivite, çabuk yağ yakım aktivitesi diyoruz. Bunu güzel yaptığınızda artık eskisi gibi çıkıp lak lak yaparak yavaş yavaş yürüyeceğinize arkadaşlarınıza deyin ki hey hadi canlanın tak 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 bir dakika hızlı 40 saniye yavaş veya bir dakika yavaş bir dakika çok hızlı o zaman hormon sensitif lipaz aktivitesi yani yağ hücrelerinden yağların sökülüp kana geçilmesi ve o an yağlar kanda serbest yağ asidi olarak dolaşırken free fatty acid diyoruz. O zaman kullanmak ve onları yakmak daha çabuk kolaylaşacaktır. Ve de siz de yavaş yavaş bu tempoyla istediğiniz kiloya daha çabuk düşeceksiniz. Hocam isterseniz bir de yerimizi belirtelim arkadaşlara. Nerede savunma Daha çok sistemi? bilgi almak isteyenler, bize üye olmak, kayıtlı olmak isteyenler, burası Guinness Dünya Rekorları Derneği. Bir dernek, dernek olduğu için sivil toplum kuruluşu, herkese hizmet veren, şahıs malı değil, herkesin malı. Burası Beşiktaş
İspetiye Caddesi var. AK merkeze çok yakın. Orada Adile, pardon Adnan Saygun. Saygun Caddesi diye bir cadde var. Orada Murat Beyaz Okulu diye bakarsanız, Murat Beyaz Okulu ile yan yana bu Guinness Dünya Rekorları. Ben boş olduğum büyük günüm zamanlarında burada gelip ders veriyorum. Gelen herkese, arkadaşlara fitness olsun, body olsun, beslenme olsun, ister basketbolcu, yüzücü, güreşçi, atlet, onların hepsine antrenman programları falan veriyorum. İstediğiniz zaman buyursunuz, seve seve bilgi vermeye hazırım hepinize. Hocam isterseniz şimdi birkaç soru alalım. Sorulardan da var galiba. Mesela şöyle diyeyim. Bir tanesinde siz bir hareketi kendiniz yapıyorsunuz. Mesela side bend hareketi var ya, belden sağa sola esnersiniz. Ama karşıdan bir lastik aldığınız zaman bir ağırlık mesela cable cross aletinin altından alıp çekerek yana giderseniz veya bir dumbbell'la yana eğilip gidiyorsanız bu zaman yani bunu bir dirençle yapıyorsunuz. Bir egzersizle, aletle, boş değil. Dolayısıyla bunu bir aletle yaptığınız için daha çok kalori yakarsınız. Unutmayın. Mesela biz forma girmek için dört şeyle oynuyoruz. Dört şeyle. Bu fit formülü vardır yani frequency, intensity, time, type. F, I, T, T. Bu dört tane harf var ya, dört harfin F'si frequency dediğimiz antrenmanının sıklığıyla oynayacaksınız. Haftada üç gün mü çalışacaksınız, iki gün mü çalışacaksınız veya günde iki antrenman mı yapacaksınız? Yani haftada 14 antrenman mı yapacaksınız? Bunların hepsini düşünmeniz lazım. İkincisi intensity diyoruz. Intensity hareketin zorluğu. Hani düz yolda yürüyeceğinize diyorum yokuş çıkın, merdiven çıkın. Elliptical aleti var ya biz diyelim ki burada koşu bandı var. Burada da elliptical aleti veya merdiven çıkıp iniyorsunuz ya. Burada yürüme temposundaki koşu bandında çalışacağınıza boşu boşuna uzun süre zorlu elliptical hareketi var ya veya merdiven çıkma. Zorlu hareketleri daha çok yapmaya yapın. Tabii alışıksanız belli bir süreden geçtikten sonra. Sonraki şey de iyi intensite zorluktu demek. Hareketin zorluğunu, şiddetini arttırdıkça daha çok kalori yakmaya başlarsınız. Tabii çok kısa süreli olmamak şartıyla. Sonra T harfi geldi ya, fit yani F, I, T, T. T, antrenmanın time, süresini gösterir. Burası muhakkak ki 10 dakika çalışanla 1 saat çalışanın aynı hareketi yapıp da aynı kalori yakma şansları değişiktir. 10 dakika koşan veya yürüyen başka kalori yakar, 1 saat çalışan daha fazla kalori yakardır. Yani süreyle oynuyorsunuz ki kalori yakımını ve formunuzu daha iyi yapabilirsiniz. Öteki de type, tip, antrenmanın tipi. Yani yürüdünüz ama yokuş çıkmak var mesela. İşte circuit training dediğimiz mesela bir şeyler yapıyorsunuz ama dinlenme aralarını kısarak istasyonlar kuruyorsunuz. Onlarda hızlı hızlı çalışıyorsunuz. Veya koşu antrenmanları, interval antrenmanları. Antrenmanın tipini değişiyorsunuz. Yani düz yürürken ben diyorsun yokuş yukarı hızlı çekeceğim. Bisiklette normal bir tempoyla giderken intensitesini arttırmak ne demek zorluğunu? Çeviriyorsunuz, sıkıyorsunuz, daha zorlu çıkmaya başlıyorsunuz. Bu dört şeyle oynayın forma girmek için. Antrenmanın sıklığını arttıracaksınız. Antrenmanın zorluğunu arttıracaksınız. Antrenmanın süresini arttıracaksınız. Antrenmanın tipini arttıracaksınız. Bunlarla oynadık, güzel, doğru, bilimsel oynadıkça çok çabuk daha iyi form tutmak veya yakmak da mümkün tabii. Ramazan kardeşim, hocam 2 yıldır fitness'e giriyorum. Kaslarımı hep hissetmeden çalıştım. Hep sol omzum acıyor. Doktora gittim, herhangi bir sorun çıkmadı. Sol omzumun sol tarafı herhangi bir kas bölgemi çalıştırırken titriyor. Yapması gereken açıda yapmıyorum. Zikzak yapıyor gibi. Bundan 5-6 ay önce sol kolum kırılmıştı. Bir de sağ kolum zaten bunu nasıl çözebilirim? Sağlığım. Biraz sağ karşı geldim. Olsun. Ben şöyle kısa bileyim. Omuz da benim belalı yerlerimden biri. Yardımcı arkadaşım Güney'in de en çok çile çektiğimizi hatta o ameliyat oldu. Ben olmadım. Evet, onun için daha rahat çalışmıyor fazla. Şimdi omuz öyle bir yapıdır ki anterior deltoid vardır önü. Lateral deltoid vardır yan tarafı.
Posterior delt de omzun arkasındaki parçadır. Yani anatomide incelediğiniz zaman dıştan üç parçadır. Ve yan sinerjik kasları vardır. Ama bunu bu glenoid bir yuvada durur. Hümeres kemiği, kol kemiği. Bu hümeris bu yuvada, glenoid yuvada dururken bu yuva genişçedir. Asetabulum, kalça, femur kemiğinin kalça başı asetabulum çukuruna girdiği zaman burası kapalıdır, böyledir. Kolay kolay çıkmaz kalça kemiği. Ama kol omuzdan kolay çıkar. Çünkü yuva böyle tam asetabulum, kalça kemiği gibi, femurun başı gibi sıkmaz. Ve dolayısıyla bunu yaratan öyle güzel bir şey yapmış ki, evet burasını gevşek yapmış. Neden yapmış? Daha büyük sirkonduksiyon dediğimiz daha dairesel, daha büyük dairesel hareket yapabilmek için. Çünkü çok kullanıyoruz, çok iş var, çok değişik şeyler var. O yüzden bu yuvada daha geniş, serbest, rahat oynaması lazım. Ama o zaman bu yuvadan çıkacak buradan bir yerden. Çıkmaması için de rotator kaf kasları dediğimiz omuz manşon kasları yerleşmiş buraya. Bu yuvada sağlam tutmak için bunu burasından supraspinatus, infraspinatus, teres minör ve subscapularis diye dört tane kas bunu yuvaya sımsıkı çeker tutar. Bu yani yuvasında tutmak için çok güçlü olması icap eden kaslar. Dolayısıyla omuz çalıştırırken de bu kasların bu yuvada güçlü ve sağlam durması için bu rotator kaf kaslarının dört tane kasının çok iyi çalıştırılması lazım. Ve anlattığım üç tane kasın da bununla beraber müşterek çok sıkı bunu yuvasında tutması lazım. Ama çok sıkı olması demek bu kas buranın sert olması demek değil. Buranın sirkonduksiyon dediğimiz sirkonduksiyon dairesel böyle ip çevirir gibi hareket etmesi lazım. Onun için de omuz esnemeleri çok iyi yapılması lazım. Şimdi bakın biz omuz pres yaparız, neck pres yaparız, upright rowing yaparız, lateral raise yani yanlara açarız, öne yana açarız, bilmem daire yaparız. Ama şu cubo pres dediğimiz hareket, cubo pres dediğimiz hareketi yapmayız. Şimdi bak ben yaparken acıyor. Neden? Yırtık benim omzum. Rotator kaf kaslarım yırtık. Zamanında demek ya gerektiği kadar iyi çalışamadım veya o zaman yasak olduğunu bilmediğimiz, yasak dedim tabi trafik kanunu gibi yasak değil. İster yapar ister yapmasın. Enseden pres vardır ya. Ben halter şampiyonuyken, olimpik halter şampiyonu. O hareketi çok yaptırlardı bize. O zaman pres vardı. Sonra upright rowing çok yapardık. Lat pull down'ı body yapmak için enseye çekişleri falan çok yapardık. Bu arkaya doğru uzadıkça bu kas, yani arkaya gittikçe el ve omuz, supraspinatus dediğimiz arkadaki kürek kemiğinin üstünde, scapula'nın üstündeki fosada, çukurda çıkan kas clavicula kemiğinin, köprücük kemiğinin altından geçip omzun önüne yukarı bağlanır. Biz anterior superioritas deriz Latince. Siz kafanızı onlara yormayın. Kolun önü ve yükselene bağlanır. Bu kol geriye gittikçe bu arada clavicula'nın yani köprücük kemiğinin altından omuza giderler devamlı sıkışır geriye doğru. Bunları overuse sendromu dediğimiz devamlı olan sıkışma yıllarca tabii orada arızalar bırakıyor. Mesela omuzda şey yapmışım birçok sakatlıklar geçiren bir yer neden? Her gün değişik kullandığınız ani kullandığınız yerler. Bazı boksörlerde bile direkt vururken kroşe, swing, uppercut bu buradan çıkar. Devamlı çıkmaya biz habitual luxasyon diyoruz. Yani alışkanlık yapan çıkmak. Bazen buradaki kapsül bakın böyle ya size göre nasıl böyle. Burayı böyle dikerler. Çıkamaz buradan geriye. Yani yırtık olan yeri buradan çıkıyor ya. Kapsülü öyle güzel dikerler ki omuz böyle bırakmaz çıkmaz. Böyle bunun gibi bir sürü ameliyatlar var. Vidalamalar vesaire falan. Benim size bir abi olarak tavsiyem sakatlanmamak için böyle aşırı ekstrem geriye doğru giden enseye giden hareketlerden ve ani cirçilenen ani cirit atması gibi hareketlerden süratli hareketlerden buna biz explosible movement diyoruz veya blasting movement diyoruz. Darbeli hareketler. Darbeli hareketleri sevmez omuz fazla. Siz insanlar sağlıkları için spor yapıyorsa hareket tatlı, yumuşak, acı vermeyecek şekilde olacak. Acı kimler çeker? Performans sporcuları, sizin benim gibi performans sporcuları çeker. SAT komandoları acı çeker.
acı, ter, kan ve gözyaşlarıyla çalışır. Zorlu antrenmanlarda, askeri eğitimlerde. Dolayısıyla sizin buna ihtiyacınız yok. Ama bir performans sporcusuysanız, iddialı vatan, millet, bayrak için bizlerin yıllarca yaptığı gibi çalışıyorsunuz, bu sakatlıklar muhakkak ki kaçınılmaz olacaktır. Yani muhakkak başınıza gelecektir. Ama normal sağlığı için spor yapanlara, fitness yapanlara, fitness neydi? Yalnızca güzel vücut olmak değil, sağlıklı olmak, iç organlarla, lokomotor sistemiyle, fizyomotor sistemi, yani vücudun motoruyla kafasının uyumlu çalışması, vücudun her işinin, kendi işini insanın rahat yapabilmesi, hiç kimseye bağımlı olmamak, sık sık yataklara düşüp hasta olmamak, fazla ilaç kullanmamak, yani bütün bu gördüğüm, anlattığım şeyleri içinde bulundurdu. Bir konu fitness diyoruz buna. Fit olmak, yalnız güzel vücut olmak demek değil fitness. Bu aklınızda olsun. O yüzden fitness yapanlar, bu hani zorlu, yasak demeyeceğim de ben, riskli hareketleri mümkün olduğu kadar, mesela darbeli full squat, aldığınız sehpadan halteri squat yapacaksınız da long diye bırakırsanız kendinizi aşağıya, patellada, quadriceps'te, patella ligamentte ve oradaki yumuşak dokularda muhakkak darbeli gerilmeler olacaktır. Buna biz strain, sprain, tear, sıradan gidiyor böyle. Yani gerilme, şiddetli gerilme, aşırı gerilip yırtılma, işte kopmalı, yırtılmalı falan, sonunda böyle basamak basamak gider sakatlıklar. Sakın bunlara meydan verecek egzersizler yapmayın. Kardeşimin de fizik tedavi uzmanları var. Fizik tedavi uzmanlarına gözüksünler. Onlar kesin bir netice bulacaklar. Ama benim gibi 76 yaşınıza geldiğinizde ve rotator kaf yırttığınızda bilin ki bu olmuyor artık, yani tamir olmuyor eskisi gibi. Derken Anıl soru sormuş güzel. Soğuk duş alma konusunda ne düşünüyorsunuz? Çok şey düşünüyorum. Kalori yakma ve kilo verme açısından. Heh, şimdi soru doğru oldu. Şimdi bir araştırma yapıyorlar Harvard Üniversitesi'nde. Her gün bir grup talebeye soğuk su içiriyorlar. 1 litre kadar. Diğer gruba da normal su ısıtıyorlar. Soğuk su içen grubun bir günde yaktığı onlardan fazla kalori miktarı 111 kalori fazla yakıyorlar. Neden yakıyorlar? Soğuk suyu vücut içtiği zaman onu 36 dereceye getirmek zorunda ya, kendi ısısına getirirken vücut ısısına 36-37,5 arasına bir enerji harcıyor vücut. O enerjide 111 kalori günde, 1 litre sudan bahsediyoruz ama. Dolayısıyla öteki ılık su içenlerden daha fazla, günde 113 çarpın işte yılla, günde 111 ise aşağı yukarı yılda büyük bir kalori ediyor. Bunun dışında yıkanırkenki olanda vücut tabii soğuk su yiyince kendini ısıtmak zorunda ya, bir kere önce ne yapıyor? Soğuk sudan korunmak için akıllı vücut hemen kasılıyor. Kasılınca bütün kaslar tazyik ediyor damarlara. Soğuğu da yiyince bütün damarlar, içerideki hayati organları korumak için içeri kaçar. Soğuk havada kasılırsanız hatırlıyor musunuz? Önce bu başlar. Sonra titreme başlar. Kasların bir görevi de nedir? Isı meydana getirmek. Titreme başladığı zaman kalori yakıyorsunuz ya zaten, bakın titremek için enerji harcıyorsun. Dolayısıyla orada bir kalori yok. Sonra kan içeri giriyor ya. Bu içeri girişlerde vücudun içini daha fazla ısıttığı için iç organları, hadi kalori miktarı yakmayı ısıtıyor. Yani soğukla mücadele verirken harcanan kalori miktarı var ya, bu artmaya başlıyor. Vücut ısı nasıl kaybeder? İşte evaporasyonla, ısı alıtım yanıtımla, konduksiyonla, konveksiyonla ısı kaybediyorsunuz. Evaporasyonla mesela, evaporasyonla terlediğiniz zaman su, kandaki suyu, sıvıyı çeker alır deriye, ter reseptörleri. Plazma suyu terlerken sıcak havada derinin üstüne çıkar. Buradan evaporation dediğimiz sıvı halden gaz haline gelmesi, evaporation diyoruz. Buradaki şey buharlaşırken su cilde yakın periferal damarları soğutur. Burada soğuyan damardaki kan iç organları gidip vücudu soğutur. Dolayısıyla tam tersi mekanizma kışın oluyor. Allah göstermesin, geçen iki askerimizin hani hipotermiden donup ölmeleri olayında, orada işte büyük hipotermi meydana gelmişti. Sever hipotermi diyoruz. Aşırı hipotermi. O götürür insanı.
Geçenlerde böyle makaleler attım, onu okudunuz. Herhalde Anılcım anladı değil mi? Soğuk su içenler o suyu ısıtıp vücut ısısına getirip hemostasisi, vücudun düzgün çalışmasını sağlamak için bir kalori harcıyorlar o suyu ısıtırken. O kalori 111 kaloriyi, tabii bu kiloya göre değişiyor, vücut kitlesine göre değişiyor. Vücudun soğukluğuna göre de, sıcaklığına göre de değişir. O anki 36 ile 37,5 arasında olur ya, yani değişir. Hanım menstruasyon olmuştur, menopoza girmiştir, ter basar. Onların vücut ısısı değişiktir. Metabolik sendromlara göre de değişir bu vücut ısısı sıcaklıkları. O yüzden kalori vermede rol oynar biraz. Sonra Serdal geliyor. Fitnesi altın bilgileri hiçbir yerde bulamayacak sırlar Paris'te. Canım Serdar'cığım, çok Serdal, çok teşekkür ediyorum. Benim daha çok yaşadıklarımı anlatıyorum size ama okuyarak yaşadıklarımı anlatıyorum. Mesela bizim camiada iki grup vardır. Bir tanesi okur, profesör olmuştur. Helal olsun, tebrikler ediyoruz onları. Çok şey okumuşlardır, okuduklarını çok iyi bilirler. Ama bizlerde bir grup vardır, o da çok praktis yapmıştır. Hani çok tecrübelidir ama okumamıştır. Hem okuyup yaşayıp bizim gibi yüzlerce kez sakatlanırsa bir insan, menisküsün ne olduğunu, işte kondromalazyanın ne olduğunu, tibialis anterior yırtını, shin splint'in ne olduğunu, eruption, torsion, subluxasyon, luxasyon filan gibi bu terimlerin, anladın mı? Yaşadan birisi okumuş, ben de çıkmış, girmiş, ameliyat olmuşum. Hem de okumuşum çok. Tabii ne oluyor? Hem okuyunca, hem yaşayınca ve mesela hipotermiden 50 kere geçtim, 50 kere hipotermi oldum, titriyorum böyle. Söylemesi ayıp, denizaltı gemisinden sahilden baskın yaptık, kaçtık. Denizaltı gemisinin içine girdik, titriyoruz. Ellerimiz balık adam elbisesini çıkarmaya yetmiyor, tutamıyoruz yani. Deniz altındaki subaylar bizi soyuyor, elbiselerimizi çıkardılar. Sıcak suya sokacaklar, ısıralım. Bakın o acıda binlerce iğne batıyormuş gibi vücudunuza. O kadar donmuşsunuz ki Karadeniz'de 11 Şubat'ta bir arkadaşımızı kaybettik. Bulamadı bizi. İndik. O acılı günde hepimiz gülmeye başladık. Nasıl gülüyoruz böyle kahkahayla ama titreyerek. Neden biliyor musunuz? Bütün arkadaşlarımızın genital organlarının orası dümdüz. Hiçbir şey yok. Soğuktan her şey içeri kaçmış kendini satmak için. Neden? Anlattım ya. Kan bile içeri kaçar, mosmor olursunuz. Çünkü deriye yakın bütün yapılardaki kan içeri kaçar. İç organları ısıtıp sizi korumak için, yaşatmak için. Başladık gülmeye. Ön tarafımızda hiçbir şey yok. Sonra duşa soktular bizi denizaltılar. Girdik, açtık vanaları. Yıkanırken bağırarak hepimiz dışarı. Herkes ne oluyor ya bunlara falan dedi. Meğerse hissetmiyoruz ya, kaynar suyu açmışız. Kaynar suyu biraz sonra hissetmeye başlayınca doğru dışarı. Hadi sıya suvayı, kremler, mremler falan bir şeyler. Yani yaşadıkça tabii daha çok şey öğreniyorsunuz. Ama ya ben böyle dondum, titriyorum. Titreme neden meydana geliyor? Hipotalamus nedir? Bu hipotalamus, vay be, sıcaklığı, soğukluğu ayarlayan, açlığı, tokluğu ayarlayan, susuzluğu ayarlayan bir yapımış. Demek ki sıcakta çöl harekatlarında saplar gittiğinde ona göre su malzeme falan alıyorlar kendilerine, vücudu soğutacak. Ama dağa çıktıklarında saplar yanında ekstradan vücudu ısıtmak için 7 tane malzeme alıyorlar. Bu 7 tane malzeme şehit olan arkadaşlarımızın üzerinde var mıydı acaba? Yoktu. Bu yüzden tabii tedbirli olmak lazım. Ne yapıyorsanız yapın. Bir askerin çok bilgili, çok tecrübeli. Hele komutanların, subay, asubay, takım, tim komutanlarının çok tecrübeli olması lazım güzel. Ben hiçbir zaman hatırlamam ki bir tane askeri birlik beni çağırsın. Ya Namık abi, gel şu tecrübelerini bir aktarır mısın? İşte şu neden oluyor. Ya bu kas nasıl büyüyor? Nasıl upalıyor? Kas yıkımı nedir? Hipotermi nedir? İşte hipertermi nedir? Bunları işte kaslar kuvvetleniyor, zayıflıyor, dayanıklı oluyor, süratli oluyor, çevik oluyor, esnek oluyor. Bunlar nasıl oluyor? Şu vücudu bize bir anlat diye soran hiç kimse olmaz kardeşim. Bugün birçok federasyon var ve ben bu federasyonlarda birçok sporlarda yarıştım. Tecrübelerim oldu, rekorlar. Son 3 senedir beni hiçbir federasyon çağırmadı hocam. Bir 10 dakika anlatır mısın ya, şu dünya rekorunu nasıl kırdın diye?
çağırmadılar arkadaşlar. Dolayısıyla böyle olursa biz bu tecrübelerimizi mezara götürürsek bu ülke gelişmez. Spor da gelişmez, askeriyesi de gelişmez, ekonomisi de gelişmez. Ben hepinize dinleme zahmetinizde bulduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.